Evet, güzel yurdumun güzel insanları. Herkese tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere özel bir yer keşfettik. Şanlıurfa'dan sabah yola çıktık. Diyarbakır istikametine ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine vardığımız zaman bu sefer Adıyaman'a doğru yöneldik. Adıyaman istikametinden yani Siverek'ten sonra 40. kilometre. Tam şu zirve göstereceğim yerde, şu zirvenin olduğu yerden böyle bir vadiye inmiş bulunuyoruz. Takaron Vadisi. Takaron Vadisi, Fırat Nehri üzerine bulunan ve muhteşem kanyonlar içerisinde saklı bir cennet köşesi. Burası gerçekten bir cennet köşesi. Tabii Takaron Vadisi ilginç bir özelliği var. Dağların arasına sıkışmış ve gerçekten kimsenin bilmediği aslında çok özel bir yer. Hem ne kadar biz bugüne kadar Halfeti'ye gidiyorsak da aslında burası Halfeti'yi aratmayacak. Aynı zamanda buraya küçük Bodrum diyorlar. Yani saklı cennet ya da küçük Bodrum. Halkın diliyle halkın arasında küçük Bodrum diyorlar buraya. Ve burası Takaron Vadisi ilk keşfedildiğinde Türk Hava Yolları tarafından keşfediliyor. Avusturya ve özellikle Hollandalı gibi birçok turistleri Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu çekimlerde özellikle Avusturyalı turistleri, özel turistleri buraya getiriyorlar ve böyle bir çekim yapıyorlar. İşte Takaron Vadisi biraz sonra muhteşem manzarasıyla hep birlikte tekrar sizlere göstermiş olacağız. Buyurun. Evet, buraya geldiğiniz zaman burada tekne turu da yapabiliyorsunuz. Ve muhteşem böyle Fırat Nehri üzerinde saklı bir cennet. Evet, güzel yurdumun güzel insanları, herkese tekrar merhabalar. Ve şu an uzun bir yolculuktan sonra asıl vadinin, asıl kanyonun kalbindeyiz, merkezindeyiz ve hemen arkamda gördüğünüz bu manzarasıyla saklı bir cennete biz gelmiş bulunuyoruz. Tabii bu vadinin bir özelliği var. Bu vadinin bir özelliği var. National Geographic'da, özellikle de National Geographic'de dünyada eşi benzeri olmayan vadilerden biri olarak seçildi ve yaklaşık olarak 20 kilometre uzunluğunda dünyanın en uzun kanyonlarından birisi. Fırat Nehri'nin sevdasını, aşkını, böyle özlemini sakladığı önemli bir yerdir burası. Yani tabiatın, doğanın manzarasıyla iç içe buluştuğu özel bir yer ve burası Takaron Vadisi diye geçiyor. Her ne kadar Takaron Vadisi diye geçse bence bana göre Takaron Cenneti diye ben söylemek istiyorum ve bütün gezginlere önereceğim bir yer. Hemen şurayı işaret ediyorum. Şu kanyonun olduğu yer. Kanyon iki yönde uzuyor ve şu dağların arasında yaklaşık 20 kilometre o Fırat'ın özlemle Akdeniz'e ulaşmak için çırpınan Fırat'ın suları bu kanyonun içerisinde doğayla aşk yaşadıktan sonra o muhteşem Akdeniz'e kendini bırakmış oldu. Evet, şimdi tekneyle Takaron Vadisi'nde bir tekne gezisi yapacağız. Artık doğaya merhaba diyeceğiz ve hep birlikte doğanın kalbine doğru ilerleyeceğiz. Teknemiz de aynı ismini Takaron Vadisi'nden alıyor ve Takaron Vadisi teknesiyle yolculuğumuzu başlatıyoruz. Cennetten bir köşe diyebiliriz. Böyle bir yer. Yani evet, güzel yurdumun güzel insanları.
Herkese tekrar merhabalar ve bugünkü programımızı, bugünkü gezimizi burada noktalıyoruz. Tabii Takoran Vadisi'nin gerçekten büyülü atmosferinde ben kendimi kaybettim. Yeni yeni kendime gelmeye başladım. Burada sizlere veda etmek istiyoruz. Gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama kesinlikle bütün tur programlarında konması gereken önemli mekanlardan birisi olduğunu ben iddia ediyorum. Kanyonlar arasında muhteşem 3 yöne ayrılmış 3 kanyonun arasında tarihi doku ve gizli mağaraların aynı zamanda da muhteşem bir suyur rengi ve doğayla uyumunu kesinlikle hep birlikte yaşayacaksınız. Herkese tavsiye ediyorum. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum.